Mi? Acaba çıkar mı başka köpek? Başka çıkar ya. İyi, şöyle. Burası olmaz zaten, oraya çıkacak. Ya bu başa çıkışı niye ben bir yanlış hatırlıyorum ya? Çadırımızı kurduk. Şimdi bayağı işte gördüğünüz gibi 3 metreye yakın bir yüksekliği var. İçerisi de 16 metrekare. Bu özel kanvas 4 mevsim yağmur geçirmediğini iddia etti satan. Daha önce hiç yağmur görmedi ama inşallah bu kamp şakır şakır yağmur yağar da ben de hayata daha çok güzel bir tecrübe kazanmış olurum. Şimdi çadır kurduk. Bayağı gördüğünüz gibi yüksek falan. Ayağa kalksam böyle elimi uzatsam değmem. Ama bu çadırın tabii ki en büyük amaçlarından biri zaten uzun süreli kamplarda ve soğuk havaların olduğu kamplarda soba kurmanıza olanak verebilecek bir çadır. Ben soba mı? Şimdi yine puzzle gibi bakalım. İlk önce güzel, tamam. Ama evet. Ha, tak diye oturdu. Şunu biraz daha ortalayacağız. Canavar. Şimdi şapkası. Ay ay ay. Bak, boyumuz yetecek bakalım. Şuraya.
şey yaparken çek. Taçlandırırken. Vay be! Niçin takıyoruz bu şapkayı? Bacanın üstüne. İçeride zehirlenmeyelim. Yok. Yağmur yağarsa. Burayı keselim. Niye kesiyoruz ya? Oralar. Burada hiç. Bak gördün mü? İçeride zehirlenme. En korktuğun şey soba zehirlenmesi değil mi? Bak. Şöyle. Efendim. Şöyle bir boydan çadırın yüksekliğini göstermek için. Şöyle. Sen 1.60'sın desek. Bir durduruyorum. Sobayı kurduk. Şimdi. Pompa. Pompadan önce ha tabii şunlar var. Şunlar çok önemli. Yatak büyük olduğu için bu sefer çift kişilik yatak. Şunu hatırlayanlarınız vardır. Fare yemişti. Nerede? Şeyde. Kampta değil inşallah. Kampta değil. Heh. Evin çatısında saklanmış. Hoppa! Malzemeleri içeri alayım, içeride şey yaparız. Kocaman canavar gibi bir yatak. Onu da attık. Nerede pompa? Ne pompa zamanı. Bu matları, eğer şişme yatak kullanıyorsanız bu matları sermek durumundasınız. Çünkü yatağınız patlamasın. Olabildiğince nasıl getireyim, buraya kadar dayayım mı yatağı? Şuraya iyi değil mi? Bence de burası güzel. Uzun zamandır da genelde çift tek kişilik yatak götürürüm ya da şiş yatak götürmem. Bakalım. Bunu bir ilk aldığımda denemiştim. O günden beri hiç denemedim. Kurduktan sonra ikinci aşama tarp. Tarpı biliyorsunuz. Benim için tarp çok önemli. Her yaz, kış mutlaka, yani çok az malzeme götürdüğüm kamplarda bile mutlaka tarpım olur. Çünkü yani kampa çıkıyorsanız yağmur yağar. Yağmur da yağarken yani çadırınız küçükse, küçücük çadırın içinde falan beklemek sizin kampınızın zulmolmasına neden oluyor. O yüzden şöyle bir tarp, bazıları sadece tarpla bile kampa çıkabiliyor. Çadır falan almıyor. Eğer hava çok böyle soğuk değilse, eksilerde değilse altına bir yatak serersin. Seni yağmurdan korusun önemli. Yani önemli olan yağmur her zaman. Her şeyin çaresi var ama yağmurun çaresi yok. Tabii ki böyle gündelik hayatta sık kullanacağımız şeyler, işte masamız, sandalyelerimiz, işte radyomuz, yemek yeme aparatlarımız, kahve takımlarımız vesaire. Hepsi genelde tarpın altında olur. Güneşli havalarda çok basit. Sandalyelerimiz şöyle biraz daha manzaraya karşı alırız. Tarpın alttan çıkartırız. Ama en ufak bir yağmurda da tarpın altına geçeriz. Bayağı uzun yıllardır kullandığım bir tarp bu benim. Görüyorsunuz videolarda zaten, klasik. Hiçbir zaman yağmur geçirmez. Çok basit de kurulum şekilleri vardır. Çok fazla tarp kurulma metodu vardır. İnternetten de bakabilirsiniz, bulabilirsiniz. Üçgen tarz dediğimiz bu en kullanışlı olan tarp kurma yöntemidir. Beni görürsünüz, eğer 4 tane ağaç varsa genelde böyle birbiriyle simetrik bağlayabileceğim. Hiç bu tarza da girmem. 4 tane ağaç arasına gelirim. Ama üçgen tarz her zaman avantajlıdır. Kurulumu biraz vakit alır.
Onun dışında yağmur yağdığı zaman hiçbir zaman üzerinde beklemez, kayar gider filan. İçerisinde yine çok az da olsa bir ayakta durabilme mesafesi vardır. Gördüğünüz gibi benim boyuma yakın 1.80 metre. 1.180 santim uzunluğunda yüksekliği. Genişliği zaten çok rahat. Efendim. Evet, tarpımızı kurduk. Malzemelerimizi toparlayalım. Ne kaldı? Eşya, şimdi tarpın altını yerleştirelim. Ondan sonra da kişisel eşyalarımızı çadıra koyarız. Haydi bakalım. Kendin şişiriyorsun gibi göstereceksin değil mi? Ha? İyi, çünkü ben ayağımı çekiyorum şu an. Ay ay ay, bakalım suyumuzu kaynattık. Şu anda sıcak bu bakır çaydanlık. Az bir şey daha kaynasın. Tüpümüzün altı mı az açık acaba? Biraz rüzgar var tabii, rüzgarlı şeylerde. Hadi bir tık daha açayım. Bir tık daha açtım tüpümüzü. Şimdi bir kahve molası verdik. Kurulum hemen hemen bitti sayılır. İlk günler biliyorsunuz yorucu geçiyor. Olabildiğince de aktarmaya çalışıyoruz ama ben kurulum günleri çok böyle video çekemiyorum. Çünkü bu iş aradan çıkması lazım. Videoyu biraz daha böyle boş yan, böyle keyifli vakitlerde çekmek daha çok hoşuma gidiyor. O yüzden ilk gün böyle size sağlıklı lezzetler yapamadık. 5 çayı yapamadık. 5 çay olmasa da 16-36 saatimiz, 4.5 kahvemiz var efendim. Bugün de 4.5 kahvemiz olsun. Şimdi böyle bir aparat verdiler bana da iş yerinden gelmeden önce. Şu kahveyi demlemem içerisinde, demlemem için. Bu aparatın tabii ki ölçülerine hiç bakmadım ben. Ne kadar koymamız lazım. Şöyle. Ulan bir deneyelim bakalım ya. Ne bileyim, iyi midir acaba? Şöyle. Bence iyi ya. Kahvemizi kapayalım ki bayatlamasın efendim. Çünkü daha çok buradayız. Burada olduğumuz günler içerisinde de hep şey yapalım yani, taze kahve içelim. Ne oldu, ne durum? Oo, kaynamışsın, tamam. Kaynadı. Su 100 derece oldu. Şimdi şöyle. Hop. 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 Bu çok meşakkatliymiş ha. Senin bekleyeceğiz lan böyle damla damla. French press'e koyacaktık ha. Vallahi French press'e koyup geçecektik. İnşallah bu zahmete değer. İnşallah damak zevkimde şöyle farklı bir renk oluşturur. Neyse. Sürekli ekrandan şöyle bir parmak geçiyor. İnşallah küfretmezler. İnşallah. Mavi bir tırnak geçiyor. İyi, yo, beklediğimden hızlı akmaya başladı ha. Neyse canım, kampta vaktimiz o. Yani mümkün olduğunca bazı şeyler hızlı olmasın. Gündelik hayatımız zaten çok hızlı geçiyor. Acayip koşturmayla geçiyor. Her şeyi acayip hızlı yapmaya çalışıyoruz, yetiştirmeye çalışıyoruz. Bir de böyle 2022 yılında da, 2022 yılında değil de işte bu 21. yüzyılda da böyle hayat o kadar hızlandı ki böyle her şeye yani yetişemiyorsun. İşin çok hızlı, yattığın saat, kalktığın saat, yemeği çok hızlı yiyorsun, bir yere gidiyorsun, muhabbetin çok hızlı, her şey çok hızlı. O yüzden bu kampların en sevdiğim yeri bu, hayat ağır çekime geliyor. Böyle bir anda yavaşlıyor. Ya işte bu kahvenin demlenmesi gibi. Aslında alışık değiliz. Bu o süratli hayata alıştığımız için şu damla damla damlaması, bunun 2 saatte demlenmesi aslında 2 saat bile değil. Halbuki belki sabretsek 5 dakika içerisinde demlenecek de 5 dakika bile bir kahve içmek için bize o kadar şey geliyor. Yani çok uzun bir vakitmiş gibi geliyor. İşte gelmeden önce meteorolojiye de baktık. Herhangi bir böyle bir güneş emaresi yok önümüzdeki bir hafta boyunca. Yani en iyi olduğu, havanın en iyi olduğu zaman parçalı bulutlu. Yani yağmur yağmıyor ama hava yine kapalı. Ama pek böyle yağmurun yağmadığı günde yok. İlerleyen zamanlarda biraz da sağanak yağmurlar gelecek herhalde. O günlerde de herhalde çadırda geçiririz. İşte tarp bu günler için efendim. Tarpı getirdik. Açık havada da böyle yağmurun altında. Yağmur buralara vuracak. Pıtır 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 pıtır. Tüpümüz açık olacak. Piknik tüpümüz. Çay demleyeceğiz, kahve demleyeceğiz. Yağmur buraya pıtır pıtır vuracak. Biz çayımızı, kahvemizi içeceğiz.
tarpın altında korunaklı bir şekilde etrafın keyfini çıkaracağız. Vay vay vay. Daha güneşin batmasına 3 saat var. Tam 3 saat sonra güneş batacak. Aa bitmiş. Hiç söylemiyorsun. Koyalım artık ya. Ne yapayım? Bir yudum mu içelim? Öyle olacak. İlk bir kişininkini yapsaydık sonra diğerini şu... Adamlar üstüne boşuna mı yazmış? 2 kupa, 3 kupa, 4 kupa diye demek ki bir seferde yapılıyor. Şunu ben bir 2 kupaya görelim. Ben sana söyleyeyim, biz bir daha bununla yapmayız. Yani, biz ne yaparız biliyor musun? Bir kaşık kahve, bir yudum su, sıcak su biz öyle içeriz. Kıtlama. Bu ne abi ya? Bunu bana kim verdi lan? Hocam bununla bir kahve iç, bununla bir kahve dene. Amil verdi bunu. Yeter yani. Bence artık ya. Yok. Yani damla damla geliyor işte. Şöyle son damlalar. Böyle bir damla. 5 saniye sonra bir damla da. Ama ne kadar sallarsan salla, dona düşer son damla. Biliyor musun bu sözü? Çok meşhur bir sözdür. Ne kadar sallarsan salla, dona düşer son damla diye. Atas. Kızların çok anlayamayacağı bir söz. Çamur gibi bir şey kaldı burada. Çok koyu oldu bence de. Öyle mi? Bakalım bakalım ya. O zaman şöyle. Ben süt ekleyeceğim. Bence güzel oldu bu. Ahşap bardakta da güzel gözüktü ha. Tamam, 175'e 175 koyduk. Tadıyorum. Bakalım o kadar. Fena değil ya. Güzel. Vallahi fena değil. İyi hadi bakalım efendim. Biz kahvelerimiz bayağı soğuk olmaya başladı ha. Değil mi? Sen montunu giydin. Sen de giy hadi bakalım. Sonuna kadar dayanacağım. Akşama kadar giymeyeceğim. Ateşi yakana kadar. Daha ateşi yakmamıza da var. Teneke getirdik. Efendim ateş tenekesi. Burası kamp alanı. Yani çok bu sefer dağın başına çıkmadım. Şöyle uzaktan çekeyim mi? Çek. Ben kalkana kadar. Efendim burası kamp alanı. Bu sefer böyle çok dağın başına çıkmadım. Çok böyle dağ başına alışık olmayabilir. Böyle biraz daha rahat, konforun olabileceği yerlere getirmek istedim. Ondan sonra tabii çevrede bugün bayram dolayı tatil olması dolayısıyla da çevrede böyle birkaç insan var. Birkaç kamp yakalan grup daha var. Ama eminim 2 gün sonra onlar da terk eder. Normale göre gerçekten soğuk. Mayıs ayındayız ama yine Mayıs ayına göre çok soğuk bir hava var. Bakmayın şimdi şöyle oturduğuma. Şu anda bile gerçekten soğuk. Etkileniyorum. Birazdan hatta montumu giyeceğim. Mont da eminim yetmeyecek. Ateşimizi yakacağız. Şöyle ateş tenekesi aldık. Buralarda bu tarz kamp tenekelerle şey yapıyorsunuz. Yakıyorsunuz efendim ateşinizi güvenlik açısından. Hı. Güzel böyle bir varilin bulabilirsiniz bu varillerden. Çok atılıyor zaten atık variller, teneke variller. Alın, kestirin altını. Yanlarına şöyle 3-5 delik açın. Bunu her zaman kampta yanınızda taşıyabilirsiniz. Ters çevirirseniz masa olarak da kullanırsınız. Açık tarafı yukarıya bakacak şekilde şu anda durduğu gibi ateş kovası olarak da kullanabilirsiniz. Ben yanlarını falan boyamadım. Zaten bunda bir kere ateş yakınca her tarafı simsiyah olur. Ama isteyen istediği rengi de boyayabilir. Ama dediğim gibi ateş yakılacağı için o boyalar tutmaz. Evet efendim. Saat yavaş yavaş 5'e doğru geliyor. Kahvelerimizi içtik. Bugün 5 çayımız olmadı. 4,5 kahvemiz oldu dedik. Kahveleri de güzel. Bu işte egzantrik filtrasyon cihazıyla demledik kahvelerimizi. Biraz zahmetli oldu ama fena değil. Ben beğendim. Biraz ayaklarımızı uzatalım. Biraz keyif yapalım. Yudum yudum yavaş yavaş kahvelerimizi içelim. Kuşlar cıvıldıyor. Biraz kuşları dinleyelim. Olmazsa biraz radyo açarız. Ajansı açarız. Bakalım ne olmuş memlekette. Pek radyo çekmiyor. Az önce baktım. Yani en iyi ihtimalle 2 radyo çekiyor. Bir tanesine denk geldim. Ne oldu? Niye gülüyorsun? Elim vardı. Elim vardı. Evet. Söylesene bir şey yapsana. Şöyle bir işaret ver. Elde bilmem ne de ben şey yapayım. Neyse o zaman kapatalım mı?
Tamam, kapatalım efendim. Efendim afiyet olsun. Kitap Saati'nden herkese merhaba. Kitap Saati'miz diye bir şey yoktu ama bu seferlik kültür sanat köşemiz dediğimiz bir köşemiz vardı. Ama biliyorsunuz o köşede her zaman sizlere böyle müzik olsun, kitap olsun ya da böyle geçmişe dair böyle filmler vesaire bu tip şeylerden böyle mümkün olduğunca örnekler vermeye çalışıyorum. Ama kitap benim kamplarımdaki en büyük eğlencelerimden biri. Zaten koca bir gününüz olduğu için sabah çok erken saatte kalkıyorsunuz.
Nispeten gece de çok erken saatlerde yatamıyoruz aslında. Yine bu keyifli ortamın keyfini sürmeye çalışırken. Bundan dolayı da bu vakit geçirmeniz için en büyük araçlardan biri kitabınız oluyor. İşte müziğiniz oluyor filan. Genelde de böyle çok komplike aslında ağır kitaplar getirmiyorum. Ağır kitaplar da getiriyorum. Onları da böyle okutmaya çalışıyorum ama her zaman böyle kamplarımda tanıttığım, benim de geçmişimde çok önemli bir yeri olan, nostaljik olarak da benim için çok büyük keyif olan macera tüneli kitaplarımı mutlaka kamplarda getiririm. Biliyorsunuz macera tüneli kitapları, önceki videoları izlemiş olanlar varsa böyle 80'li yılların sonuna doğru gelen bir, ortaya çıkan bir kitap akımıdır. Nedir bu? Choose Your Adventure diye de yurt dışında aslında çıkan, daha sonra bizim literatürümüzde de, Türkiye literatürüne de 80'li yılların sonunda girmiş olan bir kitap serisi. Yani macera tüneli, yani kendi maceranı seç isminden de anlaşılacağı gibi burada aslında bir kitabın içinde yaklaşık 20'den fazla son var. Yani bu sonların her birini aslında siz belirliyorsunuz. Sizin vereceğiniz kararlar belirliyor hangi sona gideceğiniz. Bu 20 küsür sondan çok iyi sonlar da var, çok kötü sonlar da var. Orta halli böyle yani ne iyi ne kötü diyebileceğimiz arafta kalmış sonlar da var. O yüzden okurken böyle çok keyif alıyorsunuz. Bir de bu kitabın çok en büyük özelliklerinden, en iyi özelliklerinden biri. Böyle kısa bir sürede kitabı bitirebiliyorsunuz. Mesela 15 dakika içerisinde de bir sona gelebiliyorsunuz. Ama yarım saat içerisinde de bir sona gelebiliyorsunuz. En iyi, en uzun son bile bu kitaplarda genelde yarım saat sürüyor. Yani en fazla yarım saat içerisinde bitirebileceğiniz bir kitap bu. Tabii okuma hızına göre değişir ama yaklaşık 30'a yakın serisi var. İlk 20 seri bizde 80'lerin sonunda çıkmıştı bu macera tünelinin. Birden 20'ye kadar olan bölümü. Çok güzeldi o ilk 20 seri. Daha sonra son 10 serisi de herhalde 2005'te tekrardan literatüre girdi. Yani bu macera tüneli külliyatı birden 30'a kadar tam takım bir seri halindedir. Tabii şu anda artık bunlar üretilmiyor. Eğer bulmak isterseniz, aramak isterseniz sahaflarda falan bulabilirsiniz. Şöyle efendim, bu elimdeki kitap Macera Tüneli Piramitteki Sır. Benim ilk okuduğum Macera Tüneli Öldüren Gölgedir. Benim için en önemli sanırım 7. sayısı olması lazım. Benim için en önemli seri Öldüren Gölge serisidir. Ama Piramitlerdeki Sır da çok güzeldi. İşte aynı kitabı defalarca okuyabiliyorsunuz. Ben mesela Piramitteki Sır'ı daha önce de birkaç defa okudum. Ama tekrardan okuyorum. Tekrardan beraber okuyacağız. İstiyorsanız biraz böyle size bahsedeyim. Haydi macera tüneline girin, kendi serüveninizi yaşayın demiş efendim basım evi. Uzayın derinliklerinden piramitlere uzanan sır neydi? Kısaca bilgi vereyim. Bilgin amcanızın, şimdi burada Bilgin amcanızın diyor. Normalde tabii ki bu adamın adı büyük bir ihtimal işte Johnny, Robert bilmem ne vesaire artık kimse. Kitabın yazarı Richard Brightfield. Biz Bilgin diye çevirmişiz. Bütün isimler de Türkçe'ye çevrilmiştir. Şehirler ve mümkün olduğunca böyle tamamen böyle oryantal bir havada geçmiyor ama mümkün olduğunca biz Türkçe'ye uyarlamaya çalışmışız. Efendim şöyle. Bilgin amcanızın piramitlerin bazı gizli güçlere sahip olduğu varsayımını incelemek üzere onunla birlikte Mısır'a gidiyorsunuz. Çok severim bu arada yani bu Mısır olaylarını, böyle bu tip böyle macera filmlerinde olsun, macera konulu çizgi romanlar, çizgi filmler olsun. Eğer Mısır'a gidiyorsanız gerçekten o çok güzeldir. Böyle bir Indiana Jones havası vardır. Mami, Mumya filmindeki o hava vardır. İşte bunlar böyle gerçekten böyle maceraya yönelik kitaplar oluyor. Gize'deki büyük piramidin içinde bulunduğunuz gizli geçit sizi bu sıra ulaştıracak mı? Yoksa yolun sonunda sizi bir tehlike mi bekliyor? Maceranın nasıl gelişip biteceğini yalnızca siz bilebilirsiniz. Çünkü vereceğiniz kararlarla izleyeceğiniz yolların size ulaştırabileceği tam 22 farklı son var. Kimi iyi, kimi kötü. Aman dikkatli olun, büyük sıra ulaşabileceğiniz gibi bir labirentin içinde de sonsuza dek kaybolabilirsiniz. İşte efendim. Bu tamamen. Bir de çok güzel şeyleri de var. Mesela ne zaman okumuştum hatırlamıyorum ama vermiş olduğum kötü kararları da unutuyorum. Bazen bir kitapta aynı kötü kararları defalarca verebiliyorum ve aynı sona defalarca ulaşabiliyorum. O yüzden hafızanızı ise ben bunu önceki okumuştum da buna gitmiştim orada ölmüştüm falan diyebilirsiniz. Şimdi şu kararı veriyorum da diyebilirsiniz ama ben nedense onu yapmıyorum. İnadına hala aynı kötü sonlara gidiyorum. Yazar hakkında Richard Brightfield, Johns Hopkins Üniversitesi biyoloji, psikoloji ve arkeoloji öğrenimi gördü. Uzun yıllar Kolombiya Üniversitesi, adamın edebiyatla alakası yok gördüğünüz gibi. Uzun yıllar Kolombiya Üniversitesi'nde çalıştı. Bunun yanı sıra karısı Glory ile birlikte bir düzineden fazla oyun kitabı yazdı. Bu da bir nevi oyun kitabı aslında. Richard Brightfield karısı ve kızı Savitri ile birlikte New York Gardiner'da yaşamaktır.
bir de çizer hakkında demiş. Onu okumayacağım çünkü çok güzel böyle çizimleri de var. Basit ama sizi böyle olaya daha da böyle olayın içine dalmanıza neden olabilecek aralarda böyle sürekli görseller de var. Görsel çok önemli bence bir kitapta. Yani daha da kendinizi kaptırmanıza neden oluyor. Uyarı demiş kitabın ilk başta da, size sadece son sözünü okuyacağım. Macera sever dostum, bu kitabı okurken heyecanlı bir serüven yaşayacaksın. Ona alışık olduğun diğer kitaplar gibi baştan sona okuma, sayfaların arasında dilediğince gezin. Unutma, bu kitabın baş kahramanı sensin. Gerçekten kitap bunu size veriyor. Yani sanki gerçekten o macerayı yaşadığınızı hissediyorsunuz. Bu macerada piramitlerin sırrını çözme şansına sahip olacaksın. Yıllar önce atalarının egemen olduğu bu yerlerde bir araştırma yapmak üzere bulunmaktasın. Olaylar geliştikçe yer yer bir takım kararlar vermen, seçimler yapman gerekecek. Bu yapacağın seçime göre belirli sayfalara gideceksin. Olayların akışı senin bu kararlarına göre değişecek. Kimi iyi, kimi kötü değişik sonlarla karşılaşacaksın. Tabii başına geleceklerden de yalnız sen sorumlu olacaksın. Başarılı olursan piramitlerin sorununu çözebilir, büyük bir gücün sahibi olabilirsin. Başarısız olursan da sen de eski Mısır'ın bilinmeyenler arasında kaybolup gidebilirsin. Sana iyi şanslar dilerim demiş. Evet, biz böyle başlayacağız. Konu gelişiyor. Daha sonra belli noktadan sonra mesela size şöyle bir örnek vereyim. Bir karar anında mesela okumuşuz diyelim. Şöyle çok kısa bir şey okuyacağım. Kaçışınızdaki başarınızdan ötürü sizi kutlarım diyor müfettiş. Soğukkanlılığınız hem sizi hem de dostum Muhammed'i kurtardı. Kurtulmamızı Muhammed'in çabuk düşünmesi sağladı diyorsunuz. Şimdi ne tür bir tehlikeyle yüz yüze olduğumuzu daha iyi anladınız sanırım diyor müfettiş Ahmet. Yarınki saldırıya katılmaktan vazgeçtiğinizi söylerseniz sizi anlarım. Bu tür adamların şakası yoktur. Hayatınızı tehlikeye atacaksınız. Bunun kararını kendiniz iyice düşünerek vermeniz gerekecek. Şimdi burada kitap size iki seçenek sunuyor. Saldırıya katılmaya hala düşünüyorsanız 80. sayfaya geçin. Teröristlerle uğraşmak polisin işi diyerek villada beklemeyi tercih ederseniz de 78. sayfaya geçin. İşte ben diyelim atıyorum 78. sayfaya geçtim. Hikaye o saatten sonra başka bir rol alıyor. Evet. Ben şimdi birazdan bu kitabı okuyacağım. Bir de çay koyarım. Bir yandan çayımı yudumlarım. Bir yandan da piramitteki sırrı okurum. Heyecanlı bir son beni bekliyor umarım. Heyecanlı bir macera beni bekliyor. Kitabın görsellerinde de olduğu gibi bakın şurada bir kobra yılanı var. Piramitler var. Develerin üzerinde giden eli silahlı adamlar var. Tepede bir UFO var. Yani bir macerada olabilecek her türlü aksiyon bence mevcut şu anda. Dediğim gibi birazdan bir çay koyacağım kendime. Çayı yudumlayarak bu kitabı biz birlikte kampta okuyacağız. Ben okuyayım. Sana da kararları sen ver, olur mu? Tamam mı? Ben atıyorum diyeyim. Ben sayfayı okuyacağım. Ben sadece okuyucuyum. Bütün kararları sen ver. Bakalım bizi hangi sona ulaştıracaksın. Kabul mü? Ben çok iyi karar veriyorum. Çok mu iyi karar verirsin? Bakalım. 10. dakikada sonra bir piramidin altında mahsur kalabilecek miyiz? Şu anda yağmur da yağıyor. Böyle pıtır 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 pıtır. Tarpımızın üzerinde düşüyor. Hava nispeten soğuk efendim. Gördüğünüz gibi kalın giyiniyoruz. Her ne kadar Mayıs ayında olmamıza rağmen. Ama keyifli. Tabii ki keyifli. Gerçekten huzurlu, keyifli. Efendim biz kitabımızı okuyalım, çayımızı koyalım. Sizlere de iyi seyirler, iyi keyifler. Eğer çayınız yoksa kendinize bir çay koyun. Hiç daha demlememişseniz o zaman bir çay demleyin, bir mola verelim, bir pause yapın. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim efendim. Görüşmek üzere.
Efendim Beşçayı'ndan herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Beşçayı'na başlıyoruz ama tekrardan yağmur başladı. Bugün çok yağmur yağdı. Zaten meteoroloji de gelmeden önce genelde yağmurlu gösteriyordu. Ama yine de bu yağmurlar, bu olumsuz hava şartları bizi durdurur mu efendim Beşçayı'mızı? Durdurmaz. Çayımız tabii biraz geç demleniyor. Zamanını ayarlayamadık ama efendim eminim sizin çaylarınız olmuştur. Olmadıysa durdurup çaylarınızı koyun. Ben buradayım, sizi bekliyorum. Çaylarını koyanlar için o zaman programımıza devam. Takvim yaprağı bölümümüze başlıyoruz. Bugün günlerden, artık siz hangi tarihte izlediğinizi bilemediğim için o yüzden çok tarih vermem. Mayıs diyelim. Mayıs'ın bilmem kaçıncı günü. Efendim özlü sözümüze başlıyoruz. Özlü sözümüz bugün Aristo'dan. Aristo ne demiş bakalım. Adalet yürüyen yerde şecaate ihtiyaç kalmaz. Adalet yürüyen yerde şecaate ihtiyaç kalmaz. Yani adaletin olduğu yerde herhangi bir şekilde böyle cezalandırma, bilmiyorum ne, şecaat ne demek ya? Şecaat, unuttuk, çok ayıp bir şey ya. Şecaat, neydi ya şecaat? Vay anasını satayım. Efendim şöyle yapıyoruz, siz sözlüklerinizden şecaate bakıyorsunuz. Daha sonra bana da özelden yorumlar bölümüne Barış abi şecaat şu demekte, nasıl unuttun böyle bir şeyi, ayıp ayıp diyebilirsiniz, yorum yazabilirsiniz. Efendim evet, Aristo'ya çok ayıp ettik. Aristo'nun sözünü şer edemedik. Bu gece hilal büyüyormuş efendim. Şu anda hilal durumunda ay ama bu gece biraz daha büyüyor. Hah, gelelim en güzel isimler bölümümüzde. Yavrunuza isim bölümü programımızın merakla beklenen konumu. Erkek ismi efendim Onur. Eminim vardır içinizde Onur olanlar. Kız ismi Veliz. Veliz garip. Onur biraz daha yaygın bir isim. Olabilir. Evet, çok komik isimler değil. Evladımıza verirsek evladımızı eminim okul sıralarında utandırmayacak, arkadaşlarına mahcup ettirmeyecek isimler olabilir diyoruz efendim. Bakalım akşam ezanları ne durumda? İstanbul için 8-9 geçe, Ankara için 19.51, İzmir için de 20.11. Güzel bir İstanbul manzarası vermişler yaprak sayfasına. Hemen arkasına geçiyoruz. Gelelim bakalım. Bugün efendim Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma etkinlikleriymiş bugün. Mayıs'ın 1 ile 13 arasında. Bir ülke ancak kendi diline sahip çıktığı, o dili tüm kurallarıyla öğrenip kullandığı zaman kültürel bağımsızlığını koruyabilir. Dilimiz aynı zamanda bayrağımızdır da. Dilimizi, onu en güzel kullanan ozanımızı anarak kutlamak, aynı zamanda Yunus Emre'nin evrensel hoşgörüsünü atıfta bulunmak ne güzel bir birlikteliktir. Bu bayramı Türkçenin ilk kez resmi dil ilan edildiği Karaman'ın ev sahipliğinde kutluyoruz. Dünya Basın Özgürlüğü Günü'ymüş aynı zamanda efendim, ona da kısaca değinelim. Basın bir ülkenin yasama, yargı ve yürütmeden sonra gelen dördüncü gücüdür. Yazılı ve görsel basının yanına eklenen sanal dünyadaki varlığıyla tüm gezegenden haber alabildiğiniz bir etkinlik düzeyine ulaşmıştır. Bu nedenle basın özgürlüğü eskisine kıyasla çok daha önemlidir. Son olarak tarihte bugün efendim Dünya Astım Günü'ymüş. Astım, doğal dengenin bozulmasıyla geçmiş dönemlere kıyasla daha sık rastlanan bir hastalık olduğu, evet alerjik bir durum olduğu için çoğunluğuyla gerçekten eskisine nazaran çok daha sık astımlı, bu problemden, bu rahatsızlıktan muzdarip insanlar karşılaşıyoruz. Fakat astım tıbbi yardım alınması sayesinde yaşam kalitesini eskisi denli bozmuyor. Uzman doktorlardan yardım almayı ihmal etmeyiniz. Eğer varsa sizde de böyle bir rahatsızlık efendim, görmüş olduğunuz gibi hem Dünya Astım Gününüz kutlu olsun, hem de böyle de bir kulağınıza küp olsun diyoruz. Geçmişte bugün neler olmuş, bir de onlara bakalım. Bazı yaşanmışlar bölümümüzde. 1791'de ne olmuş efendim bugün? Avrupa'da ilk, dünyada ABD anayasasının ardından ikinci modern anayasa olan Polonya anayasası kabul edilmiş. Vay be! Vay be, Avrupa'da ilk. 1791'de Polonya anayasası başı çekmiş demek ki. ABD'den de sonra gelmiş. 1920'de de Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk bakanlar kurulunu seçmiş efendim 1920 tarihinde. 1921'de ise Kaynarca, yani Sakarya Yunan işgalinden kurtuldu. Evet, bir sözle kapatıyoruz. Nathaniel Hawthorne diyor ki, çok garip ama doğrudur. İnsanlar genellikle mevcut meziyetlerle olduğu kadar, hatta daha da fazla kusurlarıyla övünürler. İlginç, değişik, üzerine tartışılabilecek felsefik temalı bir söz oldu efendim. Evet. Aynı zamanda bugün Dünya Ton Balığı Günü'ymüş. Ton balığı severleri de buradan duyurur efendim. Ben çok haşır neşir olmam ton balığıyla. Kamplarıma da öyle. Genelde konserveyi çok severim. Kamplarımı konserve
Mutlaka işte konserve kavurmalar, konserve plakteler, konserve barbunyalar, özellikle barbunya, zeytinyağlı böyle soğuk. Çok severim ama hiç kamplarıma böyle konserve ton balığı. Çünkü ton balığı gerçekten böyle yavaş böyle haşlanarak pişirilen bir balık olduğu için yani böyle bir yavan bir tadı var. Yani çok böyle keyifli, lezzetli değil. Tabii böyle soslarla vesaire böyle lezzetlendirilirse salatalarla, sandviçlerle falan o zaman olabiliyor ama gerçekten konserve işte ton balığı yemek çok zor. Ha yemiyor musun? Yiyoruz ama işte belki işte protein olsun diye vesaire bir şeyler öyle. O yüzden kamplarıma hiç konserve getirmeyi düşünmüyorum. Efendim 5 ayında tabii ki yine sizlere böyle geçmişten günümüze sizi zaman tüneline sokarak, zaman tünelinden geçirerek böyle nostaljik bir değerimizi, nostaljik bir bizim için güzelliği sizlere tanıtacağım. Bilgi çantası efendim, 1964 yılında basılan bilgi çantaları. 1960'larda Türkiye'de şöyle bir furya vardı, ansiklopedik furyalar, böyle bilgi ansiklopedileri furyaları. Ben bunları zaman zaman sizlere tanıtıyorum. Ben zaten kendim de mümkün olduğunca özellikle bu tarz böyle resimli ansiklopedileri toplamaya, koleksiyonuma katmaya can atıyorum efendim. Her gördüğümde de mutlaka ilgimi çekerse alır bakarım. Hatta satın alırım. Nasıl? Yakından. Şöyle gösterelim efendim. Bakın bunlar bilgi çantası. O dönemler bu tarz ansiklopediler fasikül şeklinde dağıtılıyordu. Bakın şöyle de gösterelim. Çok güzel resimlemeleri vardı. Mesela şimdi eğer artık ansiklopedi çağı bitti. Sanırım son ansiklopedi 2000'li yılların başlarındaydı. Matbuat şeklinde son ansiklopedi 2000'lerin yılların başlarında basıldı. Ama ondan sonra internete artık ansiklopediler internet ortamında takip edilmeye başlandı efendim. İşte böyle Wikipedia bu tarz şeyler. Ama eskiden neler vardı? Büyük Larus vardı, Gelişim Aşet vardı, Meydan Larus vardı, Britannica vardı, Temel Britannica, Ana Britannica vesaire vesaire vesaire. Benim favorim yani Meydan Larus'la Ana Britannica çarpışır gibime geliyor. Bende birini yani. Seçmek zorunda kalsan. Birini seçmek, bir, evet yani o mu, hayatım buna bağlıysa. Yani Meydan Larus'un ciltleri çok güzel, böyle kalın büyük ama Ana Britannica'da böyle görseli çok güzeldi, böyle sıra sıra daha fazla ciltler oluşur. Meydan Larus, yani Ana Britannica'nın iki cildi, Meydan Larus'un bir cilti bedeldir. Ana Britannica dinle. Ana Britannica dinle. Efendim bakın böyle fasikülleri teker teker haftalık olarak alırdınız. Bu hafta bunu aldım. Bu hafta bunu aldım. Daha sonra bunları o dönemler ciltlettirirlerdi. Ama dediğiniz gibi çok güzel resimleri var ya. Mesela size şöyle bir tane bakalım içinde neler varmış. Bu biraz da ortaokul, ilkokul seviyesi. Çok ilkokul seviyesinde ortaokul seviyesinde bir şey. Anlatım var. Bunlar genelde tabii ki yaşlara göre de değişiyor. Mesela nelerden? Roma İmparatorluğu'ndan bahsetmiş efendim. Julius Caesar'ın hayatından bahsetmiş. Fizik biliminden bahsetmiş. Genleşme ve katılaşma. Maddede genleşme ve katılaşma. Deniz içinde hayat, deniz canlılarından bahsetmiş. Mesela fotoğraf makinesi demiş. Fotoğraf makinesi nasıl bir icattır? O zamanlar için fotoğraf makinesi tabii dönemin son icatlarından olduğu için, böyle modern icatlarından olduğu için ona değinmiş yani. Civcivler ve yumurtalar, civciv embriyosundan kaç günde işte ortaya çıkıyor falan bundan bahsetmiş. Şekerin hikayesinden bahsetmiş efendim. Çoğumuz tatlı şeyleri severiz fakat birçok yiyecekte dışarıdan tatlılaştırıcı bir şey katılmazsa bize tatlı gelmezler. İşte dışarıda katılan bu tatlılaştırıcı şey şekerdir. Bugünkü bilgilerimize göre şekerin ilkin 2000 yıl kadar önce şeker kamışından elde edilmişti. Şeker kamışı ince uzun bir bitkidir ve içerisinde bütün bitkilerinden daha çok fazla şeker vardır. Kamıştan şeker çıkartmak kolaydır. Onun için de dünyanın birçok yerinde şeker elde etmek için bu bitki yetiştirilir demişler. Mıknatıs'tan bahsetmişler. Delhi'den, böyle coğrafyadan da yeni dünya. Böyle güzel. Dediğimiz gibi 1964. Ben şu anda sayı 5'i elimde tutuyordum. Yağmur da artmaya devam ediyor efendim. Çayımız da bir şekilde çadırımızın da kapısı açık kalmış. Uyarı geldi efendim. Ben mi kapayım? Programı keseyim. Çadırın kapısını mı kapayım? Onu mu diyorsun? Tamam. Efendim bize ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Ateşimiz çok güzel oldu. Bayağı şöyle bir şeyler yapalım. Bakın şu bitleştirdik. Şunları da artık yatıralım. Bunları da şöyle ateşin içine doğru yatıralım. Bunlar da yanmaya devam etsinler. Biz de şöyle güzel güzel ısınalım. Ateşimizin başına geçelim. Bu akşam güzel bir film izleyelim mi? İzleyelim. Heyecanlı mı olsun, komik mi olsun? Dramatik. Dramatik olmasın ya. Ha? Korku Orman'da. Oo, olur.
severiz. Mesela bir Blair cadısı gider. Ormanda. Peki. Gider mi? Ha? Gider de birazdan yanıyorsun galiba. Bize ateş hiçbir şey. Bak sana şöyle gösteririm bak. Şöyle hızlı geçirmeli. Değil mi? Güzel. Gitti parmak tüylerimiz efendim. Bu akşamki filmimize dönecek olursak ne olsun? Korku mu dram mı? Şey dram değil. Korku mu komedi mi? Dün komediydi. Bugün şey olsun. Korku değil pardon. Macera olsun. Nasıl Rambo? Seversin. Hiç sevmem. Ne bileyim. Çok seversin. Sen Rambo 1 mi 2 mi 3 mi onu söyle. Önceki videolarda kendi istediğini izlemediğini iddia ettin. Evet. Ben mesela şu an gerçek yüzün ortaya çıktı. Hayır. Ben mesela nefret ederim Rambo'dan ama bugün senin için nalet gelsin o Rambo'yu izleyeceğiz. Peki. Tamam 1'se 1 lan. 1'se 1. Rambo 1'i izleyeceğiz. Tamam kapat kamerayı. Ne halin varsa da gör. Görüşmek üzere efendim. Bir sonraki 5 çayından siz çaylarınızı içe durun. Biz de yavaş yavaş kampımızı çevirle şey yapalım, toparlayalım. Ateşimiz de yandı. Çayımız da oldu. Bilgisayarımızı açalım. Laptopumuzu açalım. Güzel bir film koyalım. Ondan sonra da keyfimize bakalım. Sonra da gün biter. Haydi bakalım. Durdu. Havadan yerliyim mi gözüküyor? Yok yok. Tamam. Aa, bana da zorun içiyor. Gözüm kör oldu. Sağlıklı lezzetlerden hepinize merhabalar efendim. Evet, kamplarımızın vazgeçilmez bölümlerinden biri olan sağlıklı lezzetlerde bugün yine sizlerle birlikteyiz. Yine bugün olabildiğince sağlıklı, olabildiğince pratik ve en önemlisi olabildiğince lezzetli bir kamp yemeği yapmaya çalışacağız. Şeylere çok yapamıyorum. İşte hani kamplara gidiyor ayrı ayrı patlıcanları küp küp, domatesler, bilmem neler, büyük şeylerde derin kaplarda güveçler, üstüne közler filan ekmek yapanlar. Ben olabildiğince bu tip şeylerden uzak durmaya çalışıyorum. Her zaman söylüyorum. Zaten ben kamplara daha çok yemek yemek amaçlı değil de böyle dinlenmek, keyifli vakit geçirmek, dingin bir ortamda böyle doğanın huzurunu yaşayabilmek adına gidiyorum. Yemek benim için çok olmazsa olmaz değil. Ama gerçekten hem videolarda da çok hoşunuza gidiyor. Özellikle böyle en sevdiğiniz bölümlerden biri olduğunu söylüyorsunuz sağlıklı lezzetlerin. O yüzden olabildiğince sizlere de böyle örnek teşkil edebilecek tarifler yapmaya çalışıyorum. Yine en sevdiğim kamp lezzetlerinden biri olan güveç yemeklerinden kavurmalı yumurta yapacağız. Her zamanki gibi kamplarımız vazgeçilmesi kavurma efendim. Niye kavurma? Çünkü kavurma pişmiş ve vakumlu şekilde satılan bir et olduğu için kampınızda uzun süreler boyunca saklayabilirsiniz. Ben bu kampa hiç çiğ et getirmedim. Halbuki havamız yani çiğ eti tutmaya da müsaitti. Çok sıcak değil. Soğuk bir havadayız. O yüzden çok getirme gereği duymadım. Kavurma getirdim her zamanki gibi. Kavurma tabii artık kilosu itibariyle biraz pahalı bir gıda oldu maalesef. Mevcut ekonomik şartlarımızdan dolayı pahalı bir gıda. O yüzden çok fazla almıyorum. Şöyle yaklaşık bir 200 gramlık kavurma. Sizlere de tavsiye ederim böyle 200 gramlık kavurma. Bunun hepsini zaten tek kişinin bir seferde yemesi zor. Kavurma zaten tat itibariyle aromatik ve yoğun bir şey olduğu için 100 gramı bile ortadan ikiye bölseniz iki kişiye böyle yumurtayla falan çok rahat yemeği lezzetlendirebilecek bir şeydir efendim. Normal gündelik şartlarda, gündelik zamanlarda tükettiğim bir şey değil. Çünkü ısıl işlem görmüş bir et olduğu için çok ısıl işlem görmüş etleri gündelik hayata tüketmemeye çalışıyorum. Ama tabii bir bayram kavurması falan
bambaşka bir şey. Yani o her zaman da yenilebilir. Evet, malzemesinden biri kavurmaydı. Diğer ana malzememiz zaten yumurta. Yumurtayla hem lezzetini arttıracağız, hem protein miktarını arttıracağız, hem de doyuruculuk özelliğini arttıracağız. Yumurta. 4 tane yumurta getirdim ama güvecim biraz küçük. Belki 3 taneye düşürebilirim. 4 tane sığdırmaya çalışacağım. Çünkü 2 kişiyiz. Yani mümkün olduğunca da dediğimiz gibi yemeğin de 2 kişiye yetmesi lazım. Onun dışında bu sefer farklı olarak doğranmış domates getirdim. Lezzetlendirmesi açısından. Ve tekrardan söyleyeyim. İşte ben normal böyle domates getirmek yerine böyle küp doğranmış domates getirmeyi tercih ediyorum. Hem böyle pratik. Açtınız, bittiniz. Çöpü yok, yıkaması yok, doğraması yok. Mümkün olduğunca kamplarda böyle işte angarya işlerden kaçmaya çalışıyorum. O yüzden doğranmış küp domates getirdim. Menemeni falan da bunu da çok rahat yapabilirsiniz efendim. Ve şöyle aslında et yağlı olmasına rağmen ben yine de küçük bir tereyağı koyuyorum. Şöyle efendim. Evet. Ulan yine kampta tereyağı videom geldi aklıma. Bakalım. İnşallah öyle bir kaza olmaz. Hoppa. Yani iki tane az yanan odunum vardı. Onların üstüne koydum böyle güveçi. İnşallah odunlardan biri böyle devrilmez. Güveç sabit kalır. Sonuna kadar böyle bir risk taşıyacağız efendim. Yemeğimiz evet riskli ve heyecanlı bir yemek oluyor. Diyecekken. Aha. Hadi bakalım bir denge hali bulacağız sana. Ya. Bu da olmadı. Ha, şu iyi mi? Bence iyi. Yarısından biraz fazlasını koyuyorum. Yani yaklaşık 150 gramlık bir kavurma var burada. Kavurmalarımızı böyle küp küp içine doğradık. Zaten kavurmalar pişmiş bir et olduğu için birazdan yağları çözülsün, kendini bırakacak. Közleri de şöyle güveçin yanına doğru itelim. Domateslerimizi koyduk kavurmadan sonra. Domateslerimiz ağır ağır pişiyor. Güveçin de zaten özelliği bu. Ağır ağır pişirecek. Ya yeterince pişti aslında. Şimdi yavaş yavaş artık yumurtalarımızı koymaya geçelim efendim asıl malzemeye. Birazdan da yumurtaların pişmesini bekledikten sonra afiyetle yiyeceğiz. Yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz sağlıklı lezzetlerde. Çok güzel bir kamp yemeği olan klasik güveçte kavurmalı yumurtamız. Ama bu sefer ilaveten ne vardı? Domatesli kavurmalı yumurtamız. Bu da kaşığımız efendim, karıştırıcı kaşığımız. Gördüğünüz gibi tam közün ortasına koyduk. Közleri de şöyle biraz yükselterek yanlardan da destekledik. Oy, evet hijyenik. Hijyenik, ateşten daha hijyenik bir şey olamaz. Değil mi? Evet. Şöyle yukarıdan da güzel gözüksün. Hadi bakalım efendim şimdi yumurtalarda. Efendim evet, yemekte sona doğru yaklaşırken ağır ağır pişen güveçimizi, domateslerimizi artık iyice rengiyle değiştirdi, kıvamını verdi, suları fokurdamaya başladı. Şimdi de yemeğin ana malzemesi olan yumurtayı ekleyeceğiz. Çünkü bu yumurta üzerine kurulu bir yemek. İşte biliyorsunuz efendim nedir? Domatesli yumurta, patatesli yumurta, kavurmalı yumurta, sucuklu yumurta. Yumurta hepsinde ortaksa demek ki ana malzeme yumurtadır diyoruz. O yüzden yemeğin esas olanını şimdi koyacağız. Ama koymadan önce ben dedim ya bir soğun salımız vardı. 4 yumurta mı yoksa 3 yumurta mı? Her ihtimale karşı biz bir yumurta daha aldık. Bakacağız şimdi. Yumurtaları çırparak koyacağım efendim. Çırparak koyacağım için şöyle az önce kullanmış olduğum domates kabına yumurtaları koyuyorum. Kenara koyduk. İnşallah. Çünkü güveçimiz çok böyle büyük bir güveç değil. O yüzden yumurtanın miktarı önemli. Yoksa yemeyeceğimizden değil. İlla ki yeriz. Açık hava, kamp, insanı bunlar acıktıran şeyler. Özellikle böyle gerçekten doğanın ortasındaysanız, sürekli hareket ettiğiniz bir yerse, oksijen de bu olsa insanın karnı acıkıyor. Şimdi
yumurtalarımızı iyice çırpalım ki yani hacmen mümkün olduğunca homojen bir şekilde dağılsın güveçin içine. Mümkün olduğunca bir tık daha az yer kaplayabilir. O yüzden çırpıyorum. Hem güvecin üzerine de eşit bir şekilde dağılması için. Ya sana zahmet olacak. O baharat uzatır mısın yanında? Olur mu? O hani meşhur bir baharatın var ya. Salt free mi? Tuzsuz bu. Daha çok şey. Sarımsak bazlı mı? Karışık. Karışık. Efendim şöyle bir baharatımız var. Tomato, basil, garlic. Kurutulmuş domates ve sarımsak herhalde çeşnili. Bence güveçe yakışacak bu. Çünkü sarımsak içine girdiği her yemeğe efendim lezzet verir. Bunu da tamam. Efendim şimdi şöyle biraz ortayı hafiften kenarlara doğru domatesleri iterek. Tamam. Biraz fazla oldu efendim. Yapacak bir şey yok. Şu kenar dibi kalsın. Şurayı bir atmaya bas. Efendim şimdiden bize de size de afiyet olsun. Bir sonraki sağlıklı kap lezzetlerinden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tam tatlı konuyor.